Yapılan ibadetlerde kıymetli dostlar, şu önemlidir. Ben bu ibadeti niçin yapıyorum? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle öğrettiği için yapıyorum. Amenna ve saddak. Hiç bunda sıkıntı yok. Gerçekten Efendimizin öğrettiği ibadeti sünnettir de yaptığımız zaman hiçbir sıkıntı yoktur. Fakat bazı ibadetlerde sınır yoktur. Mesela siz şimdi cuma namazını kıldınız. Cuma namazını kıldıktan sonra camide, evinizde, iş yerinizde ikindiye kadar nafile namaz kılsanız, iki rekat, arkasından bir iki rekat, arkasından bir iki rekat, ikindiye kadar namaz kılsanız, kardeşim nereden çıktı bu namaz size, kimse diyebilir mi? Namaz kılmanın sınırı var mı? Kerahat vakitlerinin dışında istediğin kadar kılabilirsin. Peki, oruçla ilgili, Recep ayı olsun, başka aylar olsun, efendim oruç tutmakta sınır var mı? Yani şu günlerde tutabilirsin, şu günlerde tutamazsın. Orucun tutulamadığı günler senede 5 gündür. Ramazan-ı Şerif ayında 1 gün, Kurban Bayramı'nda 4 gün. Bu günlerde oruç tutmak yasaktır. Bunun dışında oruç tutmak yasak değildir. Öyleyse bir insan Recep ayında veya daha önce, Şaban ayında veya daha sonra, başından sonuna kadar Recep ayını oruç tutsa, yasak olan oruçlar arasında mıdır? Değil. Şaban ayını başından sonuna kadar oruç tutsa, yasak olan oruçlar arasında mıdır? Değil. Ama şurası doğru olmaz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Recep ayını başından sonuna kadar oruç tutmuştur, Şaban ayını başından sonuna kadar oruç tutmuştur, ben de onun için tutuyorum dersen orada yanlış yaparsın. Çünkü aleyhissalatü vesselam Efendimiz ümmetini zora sokmamıştır. Ne demektir? Eğer aleyhissalatü vesselam Efendimiz hem Recep, hem Şaban, hem Ramazan ayını 3 ay peş peşe oruç tutsaydı, onun sünnetine düşkün olan insanlar bu 3 ay hep peş peşe oruç tutacaklardı. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz öyle yapmadı.